Denizli'mizin hem yerel, hem ulusal, hem de uluslararası markası Denizli Tandır Kebabı, gelecek nesillere aktarılması için, bu özel eşsiz lezzette şehrimizi tanıtıma katkı sağlamak için dernek çatısı altında bir araya geldik. Dernek olarak sektörümüzde hareket ederek üyelerimizle karşılaşmış olduklarımız, sorunlarımız çözüm üretmek, girdi maliyetlerini düşürmek, finansal desteklere ulaşımı sağlamak, sektör temsilcilerimizi ve düşürmek, finansal desteklere ulaşımı sağlamak, çalışanlarımıza yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı dışında tanıtım faaliyetlerini bir arada bulunmak için bir araya geldik. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz hep birlikte. Geçmişten gelen kültürel mirasımız, Denizli kebabımızı eşsiz lezzet katan birçok özellik bulunmaktadır. Geçmişten günümüze, bugüne bozulmaksızın ustalarımızın lezzetinin elleriyle gelecek nesillere aktarılması devam etmektedir. Tarihi 1800 yılların ortasına kadar giden Denizli Tandır Kebabı'nın Kaliç Çarşısı'nda ortaya çıktığı bilinmektedir. Coğrafi işaretinde sahip Denizli Tandır Kebabı, süt kuzusu olarak tabir edilen erkek kuzulardan 8 parçaya bölünerek her bir parçanın karşılıklı şişlenmesiyle tuğla ile yapılmış kubbe fırınında sakız ağacıyla kullanılarak pişirmesiyle tariflendiriyoruz. Lezzeti sırrı aslında da özellikle burada yatıyor. Geçmişte olduğu gibi bugün de bayram yerinde Kaliçi Denizli kebapçılarımız hem yerli hem de yabancı misafirlere bu özel lezzeti sunmaya devam etmekte. Denizli olarak kurulmuş amaçlarımızdan birisi de 7 kuşak önceye kadar Denizli Tandır Kebabı'nın eşsiz lezzetinin korunmasının yanı sıra geleneklerini yaşatmaktadır. Örnek olarak çatal bıçak servisi yapılmadan kebabın elle tüketilmesi, sektörümüzün tüm temsilcilerini bu geleneğin en iyi şekilde yaşatması ve devam etmesi için kebap ince yumuşak pideler üzerinde servis edilirken misafirlerimize soğan ve söğüş domatesle birlikte sunuyoruz. Bu arada farklı bir konuya da dikkat çekmek istiyorum. Bilindiği üzere inci traventenleriyle, doğal güzelliğiyle Beyaz Cennet Pamukkale dünyanın dört bir köşesinden bir taraftan turistler çekmeye devam ediyor. Ancak Pamukkale bölgemizde günebirlik konaklayan turistler Denizli merkezimize uğramaksızın sahil kenarları otellere geri dönüyorlar. Şehrimizin ekonomisine büyük bir katkı sunacak, esnaflarımıza önemli katkı verecek ve böyle bir fırsat maalesef değerlendirilemiyor. Ancak özellikle son yıllarda Denizli Tandır Kebabımızın eşsiz lezzetini duyan ve tatmak isteyen turistler bayram yeri turlarını yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Denizli Tandır Kebabı esnafı olarak turistlerin Denizli merkezlere, turist kent merkezinin gelmesiyle birlikte turizm, Denizli merkeze bağ kurması noktası üzerinde düşen sorunumuzun farkındayız. Kent müzesinin açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu bilinçle sektörümüzün değerli temsilcileri içinde barındıran derneğimizi tanıtım başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Ahili kültürümüzün ve tarihimizin aldığı tecrübe ve güçle Denizli'miz için, sektörümüz için şekle çalışmaya devam edeceğiz. Efendim bu Denizli aslında tarihi bir meslektir. Ölmemiz için, kültürel varlıkları yaşatmamız için bu tarihi bir lezzettir. Bu görmüş olduğunuz kebap kemikli tartılı ve müşteri nasıl isterse o şekilde ikramda bulunuruz. Mesela şu gördüğüm kaburga. Şimdi kesiyorum. Şu pirzola. Bu orjinali. Neden çatal verilmemiş? Kebap bu şekilde sunum olduğu için. Tarihi bir meslek Denizli'miz için. Bu nasıl bir Pamukkale, nasıl bir Denizli horozu, nasıl bir Ladikya meşhursa Denizli kebabı da kendi ilinde özleşmiş bir meslektedir. Bizler kendi sektörümüzle ilgili genel anlamda teşkilatımıza üye olan 52 bin üyemizin her sorununu, sıkıntısını, derdini, mutluluğunu her daim paylaşmaya, onların mutluluklarıyla bir mutlu olmaya gayret gösteriyoruz. Öncelikle böylesine güzel bir etkinliğe, böylesine güzel bir derneğe kuruluşundan dolayı, katkılarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Malum Denizli kebabı biraz önce ustamın da bahsettiği gibi 6 aylık ve 12 aylık arası kuzuların etlerinden yapılan hepimizin büyük bir zevkle, afiyetle yediği bir kebap çeşidi. Biz de Denizli kasapları olarak bu lezzete
dahil olmak için elimizden gelen her türlü gayreti, kuzunun cinsi anlamında hem tazeliği anlamında gereken katkıyı sağlamayı gayretini gösteriyoruz. Derneğimizin kuruluşunun hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlimizin bütün turizm ve kültür enstrümanlarının tanıtımında amiral gemisi denilebilecek nitelikte bir lezzet olan Denizli Tandır Kebabı gerçekten çok önem arz ediyor. Çünkü Türkiye'de ilk beşte olan bir turist ve turizm kenti olan Denizli'de amiral gemimiz her zaman Pamukkale diye gidiyor. Biliyorsunuz travertenler vesaire ama Denizli'miz olarak 16 değerimiz var. Coğrafi işaretleme alınmış. Ki onlardan en önemlisi mideden ve yemeden içmeden geçen tandır kebabı. Ha tanıtılıyor. Zaman zaman tabii tanıtılıyor ama şimdi efradını cami ayarını mani olarak bir tüzel kişilik şemsiyesi altında mükemmel bir tanıtım oluyor artık inşallah. Sayın Başkanımızın gayretleriyle, oda başkanlarımız ve bizlerle. Önemli, coğrafi işaret olması önemli. Az önce ustamız çok güzel anlattı. Neler ihtiva ediyor, nasıl pişiyor, nasıl olması gerekiyor falan diye. Ama tanıtımdaki eksikliklerimiz de sanırım bu tüzel kişilik vasıtasıyla giderilmiş olacak. Kebap bu işin lideri olacak. Yani bu kebap, az önce başkanımız ifade ettiği kent müzesi veya şehirde turistin gelmesi anlamında ajantalarla da aslında farklı çalışmalar var. Biz onu çok destekliyoruz da. İnanıyorum ki 29 Mayıs Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutlamalarında kent müzesi de açılınca da bu daha da ileriye götürülecektir diye düşünüyorum. Güzel lezzetlerde, güzel hizmetlerde ve güzel tanıtımlarda şehrimizin bereketli olması temennisine diyorum. Sizlere saygılar sunuyorum.